Son yıllarda intiharın, özellikle genç intiharın artmasında her ne kadar hani psikolojik faktörler öne sürülse de bu ekonomiden, sosyal siyasal gelişmelerden bağımsız değil. Yani biz şunu da biliyoruz ki son yıllarda işte ruhsal hastalıklarda, depresyon, kaygı bozukluklarında ciddi artış var. Bu hem ekonomik nedenler hem de buna bağlı olarak ülkedeki gençlerin özellikle gelecek görememesi, umut yitimi, geleceğe yönelik kaygıları önemli ölçüde bunu tetikliyor. Yine biliyoruz ki biz bu dönemlerde madde kullanımı gibi da zararlı şeylerin de arttığını görüyoruz. Yani bunlar hepsi birbirini tetikleyen faktörler. Eğer gençler bir şekilde kendi geleceğini kurma ve geleceğe ilişkin hayal ettikleri yaşama şansını kaybediyorlarsa buralarda daha çok işte intihara yönelme, maddeye yönelme veyahut da bu bazen ruhsal bozukluklarla birlikte gelen, yani işte depresyonla çok ilintili örneğin, kaygıyla ilintili, buna bağlı birçok ruhsal hastalıkla da ilintili olabiliyor. Şimdi şöyle, biliyorsunuz iktidarın sözcüleri bunu parlamentoda da tartışmalarda bu konuya ilgili araştırma önergesi verelim, bu konular tartışılsın dendiği zaman bireysel, işte ruhsal, psikolojik bir süreç olarak tanımlıyorlar. Çünkü bunu böyle tanımladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sorunu kişinin ruhsal sorununa, ruhsal bunalımına, hastalığına iterek sanki kendi sorumlulukları yokmuş gibi yapıyor. Oysa bunları tetikleyen ekonomik, sosyal, siyasal belirleyicileri ortaya koymadan bu sorunu çözmek mümkün değil. Dolayısıyla daha çok bu tür yaklaşımlar intiharların arkasında, özellikle genç intiharların arkasındaki o sorunları kendi yarattıkları, kendi aktör oldukları sorunları perdelemek, gizlemek istiyorlar. Bunun yükümlülüğünü aileye ve daha çok da gençlere yıkmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Yani bunu işte aile çocuğuna sahip çıkmadığı için veyahut da aile çocuğunun gereksinimlerini karşılamadığı için veyahut da işte onun bireysel sorunları vardırmış gibi, çünkü bireysel sorunlarda, aile içi çatışma sorunlarda toplumsal bağlamdan uzak değil. Biz daha çok gençlerin kendilerini ifade edebileceği, kendilerini var edebileceği ilişkiler ağını, onların kendilerini geliştirebileceği zeminleri, ilişkileri, dayanışmayı örgütleyecek yapıları kurmamız gerekiyor, teşvik etmemiz gerekiyor.